Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizlerin bana sormuş olduğu enlerim temalı Harry Potter sorularını cevaplayacağım. Geçenlerde Instagram'da paylaştığım gönderinin altında sizlerden Harry Potter enlerim soruları istemiştim. Teşekkür ederim, bir sürü soru sormuşsunuz. Bazı sorular birbirinin aynısıydı. Ben cevaplayacağım soruları içlerinden seçerek hazırladım. Alta koyacağım görselde eğer sizin sorunuzun ekran görüntüsünü kullanmalıysam lütfen kızmayın. Çünkü bir sürü soru arasından seçmek gerçekten çok zor oldu. Şimdi soruları cevaplamaya başlayalım. En sevdiğim Harry Potter filmi ve en sevdiğim Harry Potter kitabı sorusu çok fazla sorulmuş. Ama bu zaman içinde değişiklik gösteren bir şey. Çünkü o an hangi ruh halindeyseniz onu daha çok seviyorsunuz. Ama uzunca bir süreden beri en sevdiğim kitap Ateş Kadehi. Çünkü böyle Hogwarts'ın dışına çıktıkları ilk kitap ve biraz daha büyükler. Kaldı ki ben de Ateş Kadehi çıktığında biraz daha büyüktüm ve kendimi daha yakın hissediyordum karakterlere ve dünyanın içine daha rahat girebiliyordum. O yüzden Ateş Kadehi sanırım en sevdiğim kitap. En sevdiğim film ise Sırlar Odası. Çünkü Sırlar Odası'ndaki o mistik, gizemli havayı inanılmaz seviyorum. Kaldı ki Sırlar Odası'nı çok seviyorum. O yüzden sanırım en sevdiğim film de Sırlar Odası. En sevdiğim karakter, bunun cevabını herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Harry en sevdiğim karakter. En sevmediğim karakteri ise herkes kesinlikle biliyordur yani. Ginny en sevmediğim karakter. Bunu sürekli soruyorlar. Ginny'yi neden sevmiyorsun? Neden seveyim? En sevdiğin profesör tabii ki Albus Dumbledore. En sevmediğin profesör Dolores Umbridge. En sevdiğim büyü Patronus büyüsü. En sevdiğim sihirli mekan Sırlar Odası. O yılanların yan yana dizilişi, Salazar'ın ağzından Basilisk'in çıkması, muhteşem bir tasarım, muhteşem bir yer. Sırlar Odası'nı o kadar çok seviyorum ki acaba şey diye düşünüyorum. Acaba Slytherin'di miyim? En sevdiğim asa Harry'nin asası. Daha önce asa yapım videosunda da anlatmıştım. Böyle düz ve tutma yeri olan asaları ben çok seviyorum. Çünkü çok kolay kullanılıyorlar. En sevdiğim çift tabii ki Lupin ve Tonks. En sevdiğim sahne. Felsefe taşında Harry'nin kilit aynası karşısında anne ve babasını gördüğü sahne. Komple Harry Potter dünyasında en beni etkileyen sahnelerden biriydi. Çünkü Harry ilk kez anne ve babasını görüyor ve o anki mutluluğunu gerçekten içimde hissedebiliyorum. O yüzden beni en çok etkileyen sahne oydu. En sevdiğim Weasley tabii ki Ron, ama Ron dışında tutarsak en sevdiğim Weasley Molly Weasley. En sevdiğim replik tabii ki bunların hepsi kafanın içinde oluyor ama bu gerçek olmadığı anlamına gelmez. En sevdiğim sihirli yaratık Şahgaga. En sevdiğim ölüm yiyense Bellatrix, bu çok açık. En sevdiğim bina Gryffindor. En sevdiğim çapulcu James. En sevdiğim hortkuluk tabii ki diadem. Taşlı taşlı parlak parlak. En çok üzüldüğüm ölüm. Dumbledore'u bu sorunun dışında bırakacağım. Çünkü tabii ki Dumbledore en çok üzüldüğüm ölüm. Ama Dumbledore ölümü biraz ölmek zorunda olduğu için öyle gelişti. O yüzden Dumbledore'u bu sorunun dışında bırakacağım. Onun dışında en çok üzüldüğüm ölüm Dobby. En sevdiğim büyülü ulaşım yolu cisimlenme. Eğer cisimlenme bu sorunun dışında kalacaksa Hogwarts Express'i. En sevdiğim oyuncu. Çok zor bir soru. Helena Bonham Carter. Hiç de zor bir soru değilmiş. Bir düşüneyim ama ya. Ama ilk aklına gelen her zaman doğrudur sonuçta. Ama şimdi aklıma gelmeyen başkası var da. Maggie Smith var mesela. Michael Gambon var. Ya sanırım büyük yaş olarak büyük oyuncuları daha çok seviyorum haliyle. Altın üçlüden birisi değil ama yani alternatif bir cevap vereyim. İşte Maggie Smith, Helena, Michael Gambon bunlardan biri olabilir. En sevdiğim kostüm. Harry'nin turnuvada giydiği kıyafetlere bayılıyorum. Yani özellikle labirent görevinde giydiği işte yarısı siyah yarısı kırmızı olan sweatshirt'e bayılıyorum. Yani umarım alacağım yani. Ayrıca işte ejderha görevinde giydiği böyle kapşonlu yağmurluk gibi olan şey. Ya o kadar güzel ki anlatamam. Çok güzel. En sevdiğim büyülü eşya görünmezlik pelerini yani. En sevdiğim hayalet neredeyse kafasız Nick. En sevdiğim ders karanlık sanatlara karşı savunma. En sevdiğim soundtrack buldum. Hatta telefonumuz zil sesi de o. Hogwarts Marşı. Durun açacağım ya. Da 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 da
Dı'yla başladım, nı'ya geçtim. İkinci nota dı ve nı. En sevdiğim hayvan Hedwig. Yani Hedwig benim için bir kuşun ötesinde gerçekten. Çünkü Harry'nin Dudley'lerle kalırken ki tek arkadaşı, hani iletişim kurabildiği tek canlı. O yüzden benim için bir arkadaş gibi Hedwig. Hedwig'in ölümünde ne kadar ağladığımı yani görseniz dersin ki kuş lan kuş, yani ne ağlıyorsun dersin, ama benim için değil işte. Harry Potter evreninde senin için en çok cana yakın karakter tabii ki Molly Weasley. En zor bulduğun Harry Potter eşyan. Direkt aklıma ciltli Harry Potter kitapları geliyor. Çünkü yoklar yani. Bulmak çok zor. En pahalı eşyam Lucius Malfoy'un asası. Fiyatını söylemeyeceğim. En çok ağladığın kısımlar. Genel olduğu için hepsini söylemek zorundayım artık. Hedwig ölünce, Dobby ölünce, Dumbledore ölünce, Warner Bros. Logosu ekranda görününce. Ya şey diye ağladım, hani Warner Bros. Logosu geliyor diye değil. Bitiyor, Harry Potter serisi bitiyor diye. Yani o kadar çok ağladım ki. Ya minimum ölümler, duygusal kısımlar. Ben hepsinde ağladım. Son 3 film. Kısım yok. En sevdiğin Muggle. En sevdiğim Muggle. Hermione'nin annesi. En güzel cadı. En güzel cadı tabii ki Hermione. Manevi olarak en değerli eşyan ilk Harry Potter kitabım. En korktuğun Harry Potter sahnesi. Sırlar Odası'nda. Hatta biraz daha baştan başlayayım. Sırlar Odası vizyona girdiğinde, ben daha küçüğüm. 2002'de vizyona girdi sanırım. Ben 2. sınıfa gidiyorum. Kardeşim peşimize takılmasın sinemaya giderken diye kardeşime dedik ki biz hastaneye gidiyoruz. Babamla ben hastaneye gidiyoruz diye babam beni sinemaya götürdü. Ve hani film biraz uzun zaten. 2,5-3 saate yakın. Sonlarına doğru küçüğüm yani. Ve böyle o kadar böyle şey izliyorum ki, böyle izliyorum işte filmi. Sonra Basilisk'in suyun altından çıktığı bir sahne var. Fışık! diye böyle yerimden bir sıçramıştım. Yani en korktuğum an oydu yani. Her o sahneyi izlerken o an aklıma geliyor. En nefret ettiğin asa. En nefret ettiğim asa diye bir asa yok hallim. Şu asadan nefret ediyorum diye bir şey düşünmedim. Ama sevmediğim asalar, diğer ölüm yiyenlerin asaları var ya, böyle dikenli dikenli ya da kuru kafa işlemeli falan. O asaları sevmiyorum. En asil bulduğum karakter Narcisse Malfoy. Eskiden yani Harry Potter 2'ye 3'e kadar belki Lucius Malfoy diyebilirim, ama sonlara doğru Lucius biraz böyle alçalışa geçiyor. Çöküş dönemine geçiyor. Ama Narcisse öyle mi? Narcisse havalı havalı. Golden Trio dışında en sevdiğin karakter. Öğretmenleri de dışarıda bırakayım madem öyle. Çünkü Dumbledore derim eğer öyle olursa. Luna en sevdiğim karakter Golden Trio dışında. En sevdiğin kitap kapağı eski ve yeni. Eski kapaklardan Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Çünkü ne kadar vakit geçirmekle alakalı bir de. Zümrüt Anka Yoldaşlığı oldukça kalın bir kitap ve onu daha uzun sürede okudum haliyle. Ona daha çok maruz kaldım ve gözüm daha ona alıştı. Böyle mavi, çok tatlı bir kapağı var. O yüzden onu çok seviyorum. Yeni kapaklardan ise ben Bloomsbury'ye nazaran Scholastic'in kapaklarını daha çok seviyorum. Çünkü Scholastic'in kapakları, arkaları da çok güzel tasarlanmış. Önleri de çok güzel tasarlanmış. Ve box set olarak da çok güzel tasarlanmış. Gerçekten üzerine çalışmışlar yani. En güzel kapağı ise bence Azkaban Tutsağı. O da böyle mavi tonlarında ve Harry'nin patronusunu görüyoruz. En sevdiğin erkek Hogwarts öğrencisi. Harry ve Ron'u dışarıda bırakarak cevaplayayım. Sanırım Dean Thomas. En sevdiğin kız Hogwarts öğrencisi. Bunda da Hermione'yi ve Luna'yı dışarıda bırakarak cevaplayayım. Dışarıda bırakacak kimse kalmadı. En etkileyici sahne bence Harry'nin son filmde Snape'in karşısına çıkıp onun yerinde durmaya nasıl cüret edersin diye bağırdıktan sonra hala biraz eksiğiniz var. Özellikle savunma kısmında dedikten sonra arkadan yoldaşlığın girmesi. Aman! O kadar mı havalı olunur? Diye bir girdiler. Üf.
çok etkilendim yani. En sevdiğin aile Potter'lar, Potter'ların dışındaysa Malfoy'lar. En sevdiğin öğretmen Dumbledore hariç McGonagall. En sevdiğin Draco sahnesi, daha önce düşünmedim en sevdiğim Draco sahnesi şu falan diye. Ama sanırım Neville'in hatırlatıcısını aldığı Harry ile ilk kez süpürgeye bindikleri sahne favori Draco sahne. En sevdiğim yer Sırlar Odası'nın dışında söyleyeyim çünkü büyülü mekandı Sırlar Odası. En sevdiğim yerse Hogsmeade. Ginny'den sonra en nefret ettiğin karakter, artık Ginny'den nefret etmemi kabullenildi ve Ginny'den sonra en nefret ettiğin karakter Umbridge ve Filch. En ucuz eşyan ve fiyatı muhtemelen 50 kuruş falan, kartpostaldır muhtemelen ve 50 kuruş falandır. Hermione'nin en sevdiğin davranışı. Aklıma yine ilk gelen Melez Prens'te Harry sürekli işte Melez Prens'in kitabıyla çok başarılı iksirler yaptıkça Hermione ona çok sinirleniyordu. Çok hoşuma gidiyordu o haller Hermione'nin, çok tatlıydı. En çok şiplediğin 3 çift. Ben hiç böyle seri dışında karakter şiplemeyi hiç sevmem. Ama madem soru geldi cevaplayayım. Harry ile Hermione'yi. Harry ile Luna'yı, Draco ile Hermione'yi. 3 büyücü turnuvasında en sevdiğin görev, labirent görevi. Ben Harry Potter dünyası dışında da labirentleri çok severim. O yüzden labirent görevi. En başarılı bulduğun yönetmen David Yates olmadığını biliyorum. Çünkü filmler, son filmler onun sayesinde yeterince karanlık ve kötü. Chris Columbus demek istiyorum. Çünkü en sevdiğim filmler Felsefe Taşı ve Sırlar Odası. Chris Columbus onların yönetmeni. Ama şunu düşünüyorum. Chris Columbus serinin diğer filmlerinin yönetmeni olsaydı Harry Potter bir çocuk serisi olmaktan öteye gidemezdi diye düşünüyorum. Çünkü ilk iki kitap nispeten biraz daha çocuk ağırlıklı ilerlemesine rağmen karakterler büyüdükçe hikaye biraz kararıyor. Ve Chris Columbus bunu nasıl yapardı bir fikrim yok. Ama Chris Columbus ilk Harry Potter filmleri için oldukça başarılı bir yönetmendi. Benim de en sevdiğim yönetmen o. En sevdiğim patronus tabii ki Dumbledore'un patronusu Anka Kuşu. Bu cevabın dışındaysa Aberforth'un patronusu, böyle buf diye patlayan bir duvar falan yapıyor. Çok havalı. Filmlerde olmayıp kitaplarda olan ve en çok etkilendiğin sahne final sahnesi. 19 yıl sonra da Harry trene el sallarken elini indirmeden yara izine dokunur. Bu Harry Potter serisinde en anlamlı sahne. Ve filmlerde yok. Neden? 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 Cevabı yok. En çok yapmak istediğin büyü. Patronus dışında bir şey söyleyeyim. Çünkü Patronus'u en sevdiğim büyüyü de söylemiştim. Ve sürekli yapabileceksen bunu seçiyorum. Akıyor. Harry Potter'ın en sevdiğin özelliği. Bu olumlu bir özellik sayılır mı bilmiyorum ama sevgiye muhtaç olması. Çünkü ailesi olmadığı için Harry yeterince sevgiyle büyüyebilmiş birisi değil. Halbuki çok sevilen birisi. Annesi tarafından çok sevilen bir çocuk. Sevgi gösterilmeye ihtiyacı olan bir karakter. Ve Harry'nin sevgiye muhtaç olması benim Harry'deki en sevdiğim özellik. En güvendiğin karakter, wow. Bir sırrım olsa hangi karakterle paylaşırım? Sanırım Hermione. Çünkü hem gidip birilerine anlatmaz hem de oldukça realist yaklaşır ve derdime bir çözüm bulmaya çalışır. Keşke arkadaş olsak yani. En çok keşke bunu yaşayan ben olsaydım dedirten an. Harry'nin Ollivander'da eline doğru asayı aldığındaki hissettiği duyguyu çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden keşke o anı yaşayan ben olsaydım. Gryffindor ortak salonunda en çok ne yapmak isterdin? Kırmızı koltuğa yatıp şöminenin karşısında uyumak isterdim. En sevdiğim süpürge Nimbus 2000. En komik replik İkinci filmde, Düello Kulübü sahnesinde Gilderoy Lockhart'ın sizlere asistanımı tanıştırayım, Profesör Snape diye Snape'i çağırması. Okumakta veya izlemekte en zorlandığın sahne, okumaktaya cevap vereyim. Dumbledore'un cenazesini okurken çok çok kötü olmuştum. Yani bırakmıştım okumayı, bırakmıştım. Kitabı kapatıp bırakmıştım. En nefret ettiğin Dursley, Vernon enişte. En sevdiğin iksir, çok özlü iksir. En heyecanla beklediğim film Ateş Kadehi. Hiç unutmuyorum, 11 seansına gideceğiz. Ve Ateş Kadehi zamanında çok fazla promo fotoğrafı yayınlanmıştı internette. O zamanlar internet böyle çok kullanılmaya başlamıştı filmler için. Ve ben işte filme gitmeden önce son kez böyle fotoğraflara bakıp fragmanı izlemiştim. Oğulcan var, çocukluk arkadaşım.
onunla birlikte gitmiştik filme. Hiç unutmuyorum yani. Böyle aklıma geldikçe Harry Potter'ı sinemada izlediğim dönemler, çok böyle kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Ve ne kadar güzel zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Çok etkileniyorum o yüzden. Cevaplayacağım sorular bu kadardı. Bunların haricinde bir sürü soru sormuşsunuz. Hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Ama ben özellikle soruları seçerken içinde en olan soruları seçmeye özen gösterdim. Eğer sorunuzu cevaplamadıysam ya da seçmediysem lütfen gerçekten kızmayın. Çünkü çok fazla soru geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bunu içten söylediğimi gerçekten bildiğinizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. En sevdiğim.